Medyaskop özel yayınından herkese merhaba. Ben Emine Bıçakçı. Bugün 17 Ağustos 2021. Resmi rakamlara göre 17.480 kişinin hayatını kaybettiği, 23.000'den fazla kişinin yaralandığı Marmara depreminin üzerinden tam 21 yıl geçti. Geçen 21 yılda Türkiye olası depremlere karşı hangi önlemleri aldı? Türkiye olası depremlere karşı yeterince hazır mı? Bugün tüm bu konuları İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Taner Yüzgeç ile konuşacağız. Hoş geldiniz Taner Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Türkiye'de yapılaşmayla ilgili yapılan yasal düzenlemelerle başlamak istiyorum ben yayına. Marmara depreminden bu yana 21 yıllık bir kronoloji çizersek hangi yasal düzenlemeler yapıldı? Yapılan bu düzenlemeleri yeterli buluyor musunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında Marmara depreminden bu yana epeyce bir yasal düzenleme gerçekleştirildi. Yani özellikle en önemlileri tabii aslında en belirleyici olanlar bence. Hemen depremin akabinde çıkarılan özellikle yapılaşma ve kentleşmeye ilişkin çıkarılmış olan yasalardı. Bunun başında da yapı denetim yasası geliyor işin gerçeği. En radikal dönüşüm onunla yaşandı. Ama onun haricinde gerek kentsel dönüşümden gerek işin finansman boyutlarına gerekse de kurumlar arası yetkileri belirleyen pek çok yasa çıkartıldı. Yalnız bu yasaların uygulamadaki karşılıkları nedir derseniz o tartışma götürür. Evet, Türkiye'de çıkarılan yasalar konusunda en tartışmalı konulardan bir tanesi de kentsel dönüşüm. Özellikle sanırım Van depremi kentsel dönüşüm için bir milat noktası kabul ediliyor. Kentsel dönüşüm noktasında Türkiye'de hangi yolları kat ettik? Şu an yeterli bir noktada mıyız? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi aslında kentsel dönüşüm başlı başına bir tartışma konusu ve nasıl diyeyim saatler sürebilecek bir programlar zinciri olabilecek bir konu. Gerek mevzuatıyla ilgili gerekse de uygulamalarıyla ilgili. Ama dediğiniz gibi 2011 yılında bu uygulanmaya başlandı. Aslında ilk olarak ulusal deprem stratejisi ve eylem planında zikredilmişti. Onun akabinde yasalaştı. O orada ifade edildiği şeklini ben size bir ulusal deprem stratejisinde nasıl ifade edilmiş onu bir size anlatmak isterim. Daha doğrusu okumak isterim. Kentsel dönüşümün önemi ve nasıl olması gerektiği üzerine şöyle söylüyor ulusal deprem stratejisini açıklamak isterim aslında. 2011 yılında AFAD tarafından ve pek çok bileşenle birlikte AFAD tarafından yayınlanan, hazırlanan ve 2012 yılından itibaren de geçerliliği olan bir bakanlar kurulu kararıdır bu. Ulusal deprem stratejisi ve eylem planı. Burada pek çok konu ele alınmıştır. Üç ana esas bölümden başlamıştır. Bunlar hazırlık aşamaları, işte haritalandırmadan şeye kadar, eğitime kadar bir altyapı oluşturma meselesi. Ondan sonra ikincisi ise uygulama aşamaları, artık riskli alanların tespiti, riskli bölgelerin, riskli yapıların tespiti ve bunların bertaraf edilmesi yönündeki gelişmeler, önermeler. Üçüncüsü ise deprem sonrasında alınması gereken veya yapılması gereken lerin tespit edildiği bir bölümden oluşan bir plan. Şimdi bu planda
gene az evvel ifade ettim, kentsel dönüşüm de çıkarılması, 2011 yılı için söylüyorum, çıkarılması ve şu an onu bulamadım ama deprem odaklı, altını çizerek söylüyorum, deprem odaklı bir kentsel dönüşüm mekanizmasının kurulması tavsiye ediliyor. Ancak 2011 yılından itibaren yürürlüğe koyulan, Van depreminden sonra yürürlüğe koyulan kentsel dönüşüm bu mantıktan oldukça uzak oldu. Genel olarak aslında eğer söylemem gerekirse kentlerde artık arsa üretimin gerek kamuya ait, hazineye ait ve kullanılabilecek arsanın olmayışı kentsel dönüşüm vasıtasıyla kent içlerindeki bölgelerin dönüştürülmesine vesile oldu. Bunun anlamı da şu, yani kent içerisinde deprem öncelikli bölgelerin tespiti ve dönüştürülmesinden ziyade kent merkezlerinde kalmış bölgelerin dönüştürülmesine dönüştü. Bu kent merkezlerindeki bölgeler ise daha çok rant getirisi olan bölgeler ve eskimiş yapıların, eskimiş bölgelerin oluşturduğu yapılar. Bunların bir biçimiyle zorlayarak boşaltılması, dönüştürülmesi, sonra da şeye açılması, satışa açılması ve yüksek gelirlerle kentin aynı zamanda da mevcut sosyolojik yapısının da dönüştürülmesine vesile oldu. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm uygulamaları Türkiye'de büyük oranda rant bölgeleri yaratmak, mevcut bölgelerin rant bölgelerine dönüştürülmesini sağlamak ve bu vesilede de bir kar elde etmek. Bu karda kamuda kalmak yerine aslında büyük oranda tabii ki özel sektörde ve belli kesimler içerisinde kalmış olan bir uygulama oldu. 2019 yılından sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı artık karar değiştirdi diyelim. Yaptığı bir açıklamayla artık yerinde dönüşüm, işin sosyolojisini de düşünerek bir dönüşüm yapacağını ifade eden açıklamalarda bulundu. Ama bundan sonraki süreçlerde göreceğiz tabii. Ama bugüne kadarki uygulamalar kent alanlarının, rant bölgelerinin, doğal bölgelerin aslında bir tür yağmalanmasına sebebiyet veren bir dönüşüme vesile oldu. Türkiye'de deprem dediğimiz zaman aslında en çok tartışılan konulardan bir tanesi de imar affı, barışı konusu. Türkiye evet. Bu noktada şu an hangi noktada depremi, imar affının, barışının etkileri konusunda neler söyleyebilirsiniz? Şimdi imar affı doğrudan tek bir cümleyle aslında ifade edeyim ki bir cinayettir. Başka bir anlamı yoktur. İmar affının yaptığınız şey şudur. Siz kaçak yapılmış yapıların veyahut da mevcuttaki binalara kaçak eklentilerin yasallaştırılmasını sağlamaktasınız imar affıyla. Ve bunun hiçbir biçimiyle şeyi yok. Üstelik beyan ile yapmaktasınız. Bunun güvenli ve sağlıklı bir yapı olup olmadığı konusunda da herhangi bir bilginiz söz konusu değil. Örneğin bu şeyde de ifade ediliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yayınlanan deprem meclis araştırma raporunda da ifade ediliyor bu bölüm. Ve katılmıyorum tabii ki. Aslında bu konuya da eğer fırsat olursa girmek isterim deprem komisyonunun hazırlamış olduğu raporla ilgili. Şimdi şöyle ifade ediyor, diyor ki yapı kayıt belgesi aslında uygulaması adı altında imar barışı
ifadesini kullanıyor. Bu durumdaki yapıların ruhsatsız ya da kaçak yapılar olması nedeniyle depreme karşı güvenlikleri sorgulanmaktadır. Bunlarla birlikte zaman zaman yapı kayıt belgesi alan binaların tamamının riskli yapılar statüsünde değerlendirildiği de görülmektedir. Hangi yapının hangi gerekçeyle yapı kayıt belgesi aldığı ve ne ölçüde ilgili yönetmeliklere uymadığına dair detaylı istatistikler bulunmamakla birlikte ruhsata bağlanmayan küçük aykırılıklar gibi yapıyı riskli hale getirdiği kesin olmayan nedenlerle de yapı kayıt belgesine müracaat edildiği bilinmektedir demektedir. Şimdi buradan anlıyorum ki meclis komisyonu da aslında yapılan bu uygulamayı bir tür meşrulaştırma çabası içerisine girmiş. Kabul edilebilir ifadeler değil bunlar. Eğer herhangi bir eklentiyi siz bir binaya yapılan komple kaçak da olabilir bu, herhangi bir eklenti de olabilir. Bunun niteliğini bilmiyorsanız başlı başına ilave bir risk demektedir. Unutmayınız, Kartal'daki Yeşil Yurt Apartmanı'ydı yanılmıyorsam, binasının yıkılması sonuç itibariyle kaçak bir eklentinin ekstra, her ne kadar inşaat kusurları olsa dahi ekstra etkisinin olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla kaçak her yapı, kaçak her eklenti binaya o oranda risk getirmektedir. Kaldı ki binanın ne ölçüde sağlıklı yapıldığı da ayrıca tartışma konusu. Hal böyle olunca siz bu yapıları meşrulaştırıp yasal hale getiriyorsunuz. Siz bunlara ruhsat veriyorsunuz. Ruhsat şudur. Devlet der ki aslında kısaca özetle ruhsatta. Kardeşim yaptığın yapı veya daha doğrusu vatandaşına der. Ey vatandaşım, ey yurttaşım, bu bina sağlıklıdır, oturabilirsin. Yapı kullanım izninin anlamı budur aslında realitede. Siz kaçak bir yapıya devlet olarak bu binada oturulabilir ruhsatı veriyorsunuz ve bunun gerçekten güvenli olup olmadığını bilmeden yapıyorsunuz. Yani devlet eliyle kaçağın meşrulaştırılmış halidir. Bütün bugüne kadar çıkarılmış olanlar gibi, bu en son çıkarılmış olan imar affı da açıkça ifade ediyorum, bir cinayettir. Sonuçları zaten mevcut 6,5-7 milyon civarındaki riskli yapı olduğu varsayılan ülkemizde ilave riskler getirmektedir. Uygulamada ciddi problemler olduğuna değindiniz. Aynı zamanda yasaların da yetersiz olduğunu belirtmiştiniz. Meclis raporundan da bahsettiniz. Şu anda Türkiye'de depreme hazırlık noktasında hem yasal noktada hem de uygulamaların geliştirilmesi noktasında neler yapılıyor? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Ya aslında şöyle söyleyeyim. Bugüne kadar ne yapıldı derseniz aslında bir arpa boyu yol gidildi gidilmedi diyebilirim. Depremin üzerinden 22 yıl geçti. Mevcut siyasal iktidar 19 yıldır ülkeyi yönetmekte ve depremden birkaç yıl sonra iktidara geldi. Şimdi depremin 1999 depremi son derece büyük bir deprem. 1939 depreminden sonra ikinci büyük deprem Türkiye'de. Ama büyüklüğü, yaygın etkilediği alanın yaygınlığı, etkilediği kesimlerin çokluğu, etkilediği sanayi bölgesinden konut bölgelerine kadar, ticaret alanlarına kadar etkilediği alan son derece büyüktü ve dolayısıyla büyük bir iz bıraktı. Bugün hala ve önemseyerek söylüyorum, yıl dönümlerinde 17 Ağustos'ta bu mevzuyu konuşuyor olmamız bence en önemli
önemli şeylerden birisi. Daha önceki depremlerde veyahut da afetlerde mevzu tabii ki düştüğü anda yakıyor ama akabinde de unutuluyor idi. Ama 17 Ağustos depremi, 1999 depremi ve özellikle de beklenen büyük İstanbul depremini hatırlattığı için sürekli aklımızda ve gündemimizde olması gereken. Dolayısıyla bir bilinç dönüşümü yaşattı 99 depremi ve bu bilinç dönüşümü de aslında artık deprem sonrası, afet sonrası müdahalelerden ziyade afet öncesi alınması gereken önlemlerin tespiti ve tedariği üzerine oldu. Yaklaşık işte bu zaman zarfı içerisinde işte özellikle ilk dönemlerde bunun mevzuat çalışmaları ve değerlendirme çalışmaları yapıldı. Onlarca rapor hazırlandı. Çeşitli kamu kurumları hazırladı, üniversiteler hazırladı, meslek kuruluşları hazırladı, işte bizler hazırladık, uluslararası kuruluşlar hazırladı. Onlarca depremde alınması, deprem öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili onlarca rapor hazırladı. Ve bunların nihai hale getirildiği esas metin de az evvel ifade ettiğim gibi 2011 yılında ve 2012 yılından itibaren geçerli olmak üzere Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı adı altında Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlandı. Şimdi bunda bu eylem planında nelerin yapılacağı, nasıl yapılacağı ve hangi takvimlerde yapılacağı belirlendi. Mesela diyor ki strateji planının B1-2 maddesi, başta okul, hastaneler olmak üzere mevcut binaların sayısı ve tipolojisi belirlenecek. Ayrıca bina kimlik sisteminin geliştirilmesine çalışılacaktır. Başta eylem planlarını açıklıyor. Başta okul ve hastaneler olmak üzere mevcut binaların hasar görebilirlikleri, bunlarla ilgili metodolojiler belirlenecek. Başta okul ve hastaneler olmak üzere mevcut binaların deprem risk gruplaması tamamlanacaktır diyor. Bunu ne zamana kadar yapacak biliyor musunuz? 2012-2017 yılları arasında bunun gerçekleştirileceğini söylüyor eylem planı. İlgili kurumlarda ilgili bakanlıklar, valilikler, kalkınma ajansları, büyükşehir belediyeleri, il özel idareleri, üniversiteler, TÜİK nüfusu ve vatandaşlık genel müdürlüğü ve meslek odaları. Bugün gelinen nokta nedir peki bu noktada? Bu şeyde bugün hala geçtiğimiz ay yayınlanmış olan deprem araştırma raporunda da ifade ediliyor ki isterseniz doğrudan oradan okuyayım. Şu ifadeleri yer buluyor. Türkiye'de yaklaşık 28.6 milyon konut bulunmakta olup bunların yaklaşık 6.7 milyonunun depreme karşı dayanıksız olduğu tahmin edilmektedir. Hala tahmin edilmektedir. Bu kapsamda ülkemizin mevcut yapı stoğu envanterinin detaylı bir şekilde ortaya konulması, risk potansiyellerinin belirlenmesi için belirlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Yani daha biz hala 2011'de planlanıp 17'de bitirilmesi gereken bir işi, bunun yapılması gerekliliğini vurguluyor hala 2022 yılının raporunda Meclis Araştırma Komisyonu. Yani boşa geçen 10 yıl. O günden bugüne boşa geçen bir 10 yıl var. Gene keza dönüp aslında bu zaman zarfı içerisinde okullarda, hastanelerde ve şeylerde herhangi bir şey yapıldı mı, yapılmadı mı? Buna bir de aslında İstanbul'un verileriyle bakar isek.
Şimdi resmi verilere göre İstanbul'da 3647'si devlet, 3790'ı özel olmak üzere toplam 7437 okul bulunmakta. Yine bu birimlere, yine bu verilere göre İstanbul'da 375 okul yıkılıp yeniden yapılmış. Bu zaman zarfı geçen 22 yıl içerisinde. 878 okul ise güçlendirilerek toplam 1253 okul binası güvenli hale getirilmiş. Yani 7437 okuldan 1253 bina ya yıkılmış, yeniden yapılmış ya da güçlendirilmiş. Geriye kalanlar herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Biz kamuoyu olarak herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Bunlar tarandı mı? Büyük oranda taranmış olduğunu biliyoruz. Fakat bunların içerisinde kaç tanesi yıkılıp yeniden yapılmak zorunda? Bunların içerisinde kaç tanesi güçlendirilmek zorunda? Bunların birinci ve ikinci derecede güçlendirilmek zorunda? Kaç tanesi mevcut haliyle hizmet vermek zorunda? Aynı durum İstanbul'un hastaneleri için bir miktar daha iyi olmakla birlikte. Yani hastanelerin büyük oranda tarandığını biliyoruz. Ve büyük oranda da mevcut sağlık yapılarının ya yıkılıp yeniden yapıldığı ya da güçlendirildiğini biliyoruz. Ama özel hastanelerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Özel hastane, kamu hastanesi bunlar kamuya açık, öncelikli yapılar. Tıpkı özel okullarda olduğu gibi. Bunun yanı sıra yurtlar, özel yurtlar. Bunlarla ilgili herhangi bir bilgimiz, bunlarla ilgili herhangi bir çalışmanın varlığından haberdar değiliz. Bunlar hala aynı oranda risk potansiyelini taşıdığını düşünüyoruz. Yani 2017'de bitmesi gereken, ülke genelinde bitmesi gereken envanter çalışması, riskli binaların tespiti ve bunların en azından tespiti, çünkü müdahale daha uzun zaman alabilir ama en azından tespiti bile söz konusu değil. Dolayısıyla bugüne kadar ne yaptınız, ne yapıldı denirse buradan bakıldığında hiçbir şey yapılmadı diyebilme şansına sahibim veya bu gözlemimi üzülerek sizinden paylaşıyorum. Biraz da alınması gereken önlemlere gelelim. Türkiye'de olası depremlere karşı ivedilikle alınması gereken önlemler sizce neler? Olası depremlere karşı Türkiye en hızlı şekilde nasıl hazır hale gelebilir? Şimdi önce bu bir niyet meselesi. Niyetimizi bu anlamıyla değiştirmemiz lazım. Artık toplantıydı, işte rapor hazırlamaydı, istişareydi, görüştü, şuydu, buydu. İşte hazırlanıyoruz, çalışacağız, çalışıyoruz. Yani artık yapılacak, edilecek, gelecek zaman iyilik ekiyle kurulan cümlelerden uzaklaşması lazım. Yapılacak her şey belli. Söylenecek söz kalmadı. Ne teknik açıdan söylenecek söz kaldı, ne de programsal, yöntemsel şeyler açısından. Sadece hazırlanmış olan mevzuat veya da raporlar hayata geçirilsin yeter. Bu da bu anlamıyla niyet meselesi. Bu bir kaynak meselesi. Kaynak ayırmak zorundasınız. İlginizi buna vermek zorundasınız. Şimdi depremle mücadele veya depremle ilgili çalışmalarda aslında şöyle bir dezavantajı vardır. Nasıl diyeyim, politikacılar açısından. Bunlar çok görünür uygulamalar değildir. Bir tür altyapı çalışmasıdır aslında depreme hazırlık. Evet kaynak yer, evet zaman yer. Ama seçimler geldiğinde göstereceğiniz bir şey değildir. Kısmen şu kadar alanı yeniledik, şu kadar binayı yeniledik, şu kadar binayı güçlendirdik veyahut da şu önlemleri aldık dersiniz ama bunlar çok görünür olmaz. Dolayısıyla da oya tahvil edilebilecek çalışmalar değildir işin gerçeği.
altyapı çalışmasıdır ama devletin en önemli görevidir. Devletin güvenli yapılaşmayı, güvenli kentleşmeyi sağlamak en temel görevlerinden birisidir. Anayasal zorunluluğudur hatta. Ama dediğim gibi oya tahvil edilebilecek bir uygulama olmadığı için bugüne kadar ne yazık ki hep ikinci planda, üçüncü planda kalmış ve görmezden gelinmiştir depreme yönelik alınması gereken uygulamalar. O anlamıyla bir niyet meselesidir ve bir irade meselesidir. Kaynak da bu ülkede mevcuttur. Bu kaynakların varlığı özellikle hatırlarsanız ve bilirsiniz telefon özel iletişim vergisi adı altında başlamış. Önce deprem vergisi adı altında ifade edilmiş, tek seferlik alınacaktı. Sonra sürekli hale getirildi. Ve bu konuyla ilgili çeşitli defalar sorular soruldu. 2011 yılında mesela dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şöyle demiş. 2011 yılında demiş. Demiş ki 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldı. Sağlık, eğitim ve duble yollara harcandı. Hayır, bunları duble yollara harcayamazsınız. Bunları planlanmış olan bu deprem harcamalarında kullanmak zorundasınız. Çevre Bakanı ise şöyle açıklamış 2020 yılında Kasım'da. Bugüne kadar 147 milyar lira deprem vergisi toplandı. Kamu, hastaneler, okullar, valilik ve kaymakamlık binaları, sosyal konutlar ve kentsel dönüşüm için harcandı. Bu beyanı da kabul etmiyoruz. Nerelerde nasıl harcandığının dökümünün olması ve şeylerinin yapılmasını biliyoruz, talep ediyoruz. Şimdi mesela 2010, 2012, 2020 yılları arasında deprem konutları ve afet acil durumlar için yapılan harcamaların toplamı 12 milyar lira. Bu kamu kurumları için, kamu binalarının güçlendirilmesi veya yenilenmesi için harcanan diğer para, bu geriye kalan kadar para mıdır? Şunu birçok iyi biliyoruz. Yurt dışından büyük oranda krediler geldi. Kendi beyanlarına göre bütçeden de kalem ayrıldı. Peki bunların toplam hacmine ve toplam nerelerde kullanıldı? Dolayısıyla kaynak var yok değil. Tüm sorunları özellikle de başta İstanbul'un dönüşümünü ve güvenliğini sağlayabilecek düzeyde kaynak var. Zaten bunun en somut kaynak olmasa Kanal İstanbul gibi aslında bir başka sorunlu bir projeye yönelmezler. Kaynak var ama öncelik neresidir? Bunun tespiti önemli. Bu anlamıyla da iktidarın irade göstermesi çok temel bir meselesidir. Geçtiğimiz günler hali hazırda yaşadığımız zaten şu Batı Karadeniz'deki taşkın hasarları da aslında bunun somut göstergelerinden birisidir. En somut gerçeği en somut sebebi çarpık yapılaşma ve yetersiz altyapı meselesidir buradaki taşkınların. Yani dere yataklarının imara açılması, yapılaşmaya izin verilmesi en somut sebebidir yaşanan bunca acının, yaşanan bunca kaybın. Hal böyle olunca, bu somutluktan yola çıkınca bunun bir siyasi irade ve siyasi sorumluluk gerektirdiği ortaya çıkmaktadır. Bu anlamıyla depremde ne yazık ki 20 yıl zaman kaybıdır ama hiç olmazsa bundan sonraki yılların bir an önce, zaman kaybedilmeden bir an önce işlevlik kullanılması lazım. Artık hem zaman hem imkan para imkanı sağlanması gerekiyor. Emek harcanması gerekiyor, irade gösterilmesi gerekiyor deprem için. Birinci derecede bu. Siyasal irade.
İkinci derecede tabii ki imarafları tarzı şeylerden uzak durmak gerekiyor. Tabii ki bilime ve tekniğe önem veren, bunları önemseyen ve bu hizmetlerin sağlanmasını gerektiren önlemler alınması gerekiyor. Bu başta yani planlamasından yapı inşa sürecine kadar. Mühendislik ve mimarlık hizmetlerinden imtina edilmemesi gerekiyor. Göstermelik olarak varmış gibi gösterilen, yapılan mühendislik ve mimarlık hizmetleri realitede yok. Ne proje aşamasında, ne denetim aşamasında, ne inşa aşamasında. Bunların hayata geçirilmesi için irade gösterilmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm mekan düzeyinde değil, ekonomik ve mekansal gelişmenin bir bütünü olarak kent açısından değerlendirilerek hayata geçirilmek zorunda. Yani bunlara bağlı olmak üzere tabii ki imar kanunu, yapı denetim kanunu, kentsel dönüşüm kanunu ve benzeri şeyler hep kamunun ihtiyaçlarının gözetilerek düzenlenmesi gerekiyor ve başta bilim ve tekniğin kural ve şartlarına bağlı olmak üzere. Kanal İstanbul gibi zaten fantastik, çılgın projelerden elbette ki uzak durulması gerekiyor ve kaynakların mutlak olarak buraya aktarılması gerekiyor. Ve benzeri aslında epeyce şey daha sıralayabiliriz ama sonuçta bunların hepsi dönüyor dolaşıyor siyasi iradenin mevzuya göstereceği özen. Taner Bey, Marmara depreminin 22. yılında Türkiye'nin olası depremlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu değerlendirdiniz. Türkiye'nin doğal afetlerle zor günler yaşadığı bu dönemde önemli noktalara değindiniz. Teşekkür ederiz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ediyorum sizlere ve izleyicilerimize. Bugün Medyaskop ekranlarında 17 Ağustos 2021 depreminin 22. yılında Türkiye'nin olası depremlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğunu konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.